geldi böyle. Evet, hepinize iyi akşamlar. Maçtan evvel Kayseri'nin kendi sahasında oynamasını bekliyorduk ve 5 maçtır da maç kaybetmediler. 2 galibiyet, 3 beraberliği var. İlk defa bugün kaybettiler. Takım savunması olarak iyi oynayıp kazandığı topla hızlı hücuma çıkmayı düşünen, ona izin verirsen pas yaparak, değilse uzun toplarla, Tiam'a attığı toplarla hücum etmeye çalışan bir takımdı. Bu oyun yapısına karşı tamamen rakip sahada oynamaya çalıştık. Bunda da etkili olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman onun işte beklediğimiz oyun tarzıyla hücum yapısında sahamıza gelmeye çalıştılar. Önde biraz daha baskımızı daha iyi yapabilirdik, top kayıpları sonrası veya rakibi oynama şansı vermiyorduk. Onun dışında hücumda olmamıza rağmen daha hareketli ve topu daha hızlı çevirebilirdik. Ama buna rağmen gol pozisyonlarımız da vardı. Hem ortadan hem kenardan getirdiğimiz. Ama golü bulamadık. İkinci yarı başında da hiç beklemediğimiz bir şekilde gol yedik ki bizim özellikle savunmada duran toptaki üstünlüğümüz bugünkü maçta olumsuz olarak çıktı. Rakipler vurdu, aşırdı. İkinci topu onlar tamamladı. Bu tip dikkatsizliğimizde pahalıya mal olabilirdi ama dediğim gibi ilk yarıda da, ikinci yarıda da oyuncular bütün hepsinin elinden gelen gayreti gösterdi. Gol yemelerine rağmen reaksiyonları olumsuz değildi. Golleri buldu. Hak ettikleri bir galibiyet aldı. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. Sizin de bildiğiniz gibi bu maça 6 oyuncu, ilk geçen maça göre 6-11 oyuncu değiştirerek başladık. Çünkü hem seyahatimiz hem maçlarımız sık sık oluyor. Bunu yayıncı kuruluşa da söyledim. Paylaşmaya çalıştım. Size de söyleyeyim. Yani orada şikayet için diye durum bu yani. Genelde deplasmandan gelen takımları daha sonraya gün vermelerine rağmen biz hemen Belçika'dan geldikten sonra bu maçı da gündüz saatini alarak böyle bir karar verdiler. Saygı duyarak söylüyorum. Ama doğru bulmuyorum. Teori olan Adana Demirspor maçı varken keşke oynasaydılar. O da ayrı bir konu. Şimdi de çarşambaya koydular. Bütün takımlara bakın, rakiplerimiz Avrupa'da perşembeye oynuyorlar teori maçları. Onların da teori maçları var. Biz de nedense öyle koydular. Şimdi Adana Demirspor'a ve Konya'ya gideceğiz. Herhalde bunları da biliyorlar. Öyle baktığımızda Adana'ya gidip Konya'ya geçmeyi düşündüm ama çarşamba olduğu için onu da yapmak istemedim. Tekrar geri döneceğim. Yani bu ara git gel yapıyoruz. Hem rakiplerin gücü hem seyahatlerin olması takıma ve oyunculara biraz daha özveri ve çalışma gerektiriyor. Onları yapacağız. Bugün için kazanmayı hak eden takımdık. Kayseri Spor'da elinden gelen gayreti gösterdi. Önce kapanarak yapmaya çalıştı. Sonra hücuma daha fazla gelmeye çalıştı ama biz konuda olumsuz değildik. Daha yani gol pozisyonuna baktığımız zaman sayısı fazla olan, rakibi az pozisyon vererek takımın oyun üstünlüğü, skor üstünlüğüne yansıdı. Yavaş oyunumuz, hareketli olmadığımız pozisyonlarda etkimiz azalıyor. O da bizim eksiklerimiz. Hem eksiğimiz hem artımız var. Eksiğimiz de onlardı. Evet. Şimdi öncelikle 3 tane oyuncuyla yani Raşit Gezdağlı, Cenk ve Çemberley'in sizin de bildiğiniz gibi sakatlık, geç gelmek, performans olarak hazır olmamak konusunda sıkıntılar var. Oyuncu kalitesini konuşacak bir durumda değiliz. Ama bunlar iyi de olsa bazen oyuncu adaptasyonu ve verim sorunu yaşayabilir. Bugün üçünü değerlendirdik bu maç için. Geçen maçta da oynamadıkları için de bir avantajı vardı. Olumlu, yani yetenekleri itibariyle konuşacak bir şey söylemek doğru değil ama tempoları, fizik güçleri iyi çıktıkça daha etkili olacağını düşünüyordum. Üçü de elinden gelen gayreti gösterdi. Canan Onay'la ilgili bir sıkıntı yok. Orta sahada Ege, Amartey ve Necim'i de düşünebileceğini düşündüğüm için bir başka yerden oyuncu aldım. Çünkü sayılar düşüyor. Yani Avrupa'da söyledim aslında günümüzün konusu değil ama Avrupa'da 23 oyuncuyla sahaya çıkıyorsunuz. Türkiye'ye geldiğiniz zaman 21 oyuncu. Madem 21 yaptın onu da 23 yapabilirler. Bizim için söylemiyorum yani yaparsa da yine uyarız.
Dolayısıyla bir tercih yaptık. Yarın başka birini yapar. Yani oynatmayıp kenarda dursaydık konuşulmayacaktı. Ki öyle de oyuncu kenarda da duran da olabiliyor. Aynı şekilde Getson'la ilgili zaten ben biliyordum ama sizden haber aldım. Medyaya benden önce de yansıdı. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Onun dışında da bir eksiğimiz yoktu. Kenarda kalan bir de Amerti vardı geçen maçtan bakarsak yine. O da oynamadı. Önce şunu söyleyeyim yani ne karar alsa olsun biz hazırlanacağız. Sadece durum tespiti yapıyoruz. Bunu onlara işte gözüne sokarak siz suçlusun demek değil. Ama hep daha önce de Ankara'da söyledim federasyon için. Bulunduğunuz kuruma güvenmek ve inanmak istiyorsunuz. Orada şüpheleriniz olursa rahatsız olursunuz. Ne yaparsa yapsın. Buradakinde iletişim var. Bir sorun yok. Yani maçı TL'deyken bize sordular. Biz de hatta profesyonelle açtığımda hocam siz istemedik. Evet istedik yani şey TL olduğu zaman. Ama bu maçın da çarşamba değil de çünkü seyahatleri fazla oldu. Daha sonraya TL olmasını istedik. Çünkü biz seyahatlere gidip geleceğiz. Şimdi Belçika'ya gittik. Geldik. Sabah 7'de geldik. Ya uçak sabah 7'de indi. 6.30-7'de indi havalanına. Şimdi geldik saat 5'te oynadık. O maç saatini siz koyuyorsunuz. Burada oynayan takım şimdi Kasımpaşa bu saat akşam 8'de oynuyor. Ya İnci Kuruluş mu öyle? Federasyon mu karar alıyor? Çarşamba günü Adana Demirspor oynuyorsunuz. Daha önce Adana Demirspor'da bizim maçı varken onun da isteği var, bizim de isteği var. Tercihinizi bizim mi, onun lehine mi kullanmak için yaptınız diye soruyorum ben. Aynı şekilde şimdi program yaptım önce. Dedim ki gireyim şeye ama Perşembe, çarşamba akşamı kalacağım. Perşembe kalacağım, cuma kalacağım. Cumartesi 5-6 gün yani bir de gidişimiz önceden düşünürsek oyuncular zaten git gelirle bir sıkıntı olacak. Bu sefer gidip kalın. Perşembe olsaydı biraz daha tercih olabilirdi. Bunlar da taleplerimiz var ama federasyon nasıl işine geliyorsa öyle karar alıyor. Yani demiyor ki sana sormadım. Herkese soruyor ama aldığı kararın ne kadar inandırıcı olduğunu veya güven duyulu olduğunu kendileri daha iyi bilir. Yani iyi niyette şüphe varsa zaten ne karar alırsanız alın veya onlar alırsanız alın, biz de öyle bakmak durumunda kalıyoruz. Yoksa aldıkları karara diyecek bir şeyimiz yok. Yani karar aldı, maçın günü belli, saati belli. Böyle işte diyorlar mesela İstanbulspor maçı 4'te. Olabilir diğer takımlar ama şimdi madem sıcak dönemde diğer takımlara yapın da mesela Ekim ayından sonra Kasım ayında yapın 4'te bize. 19'da bilmiyorum ama İstanbulspor 16'da da. Yani şunu söyledim, Eylül ayında, 2 Ağustos'ta mesela bu ara çok sıcak. Dün de sıcaktı, bugün de sıcaktı. Bugünkü 5 ile yani bir ay önceki bazenki serin hava 7-8 fark edebiliyor. Ama alınan bir karardır, yani tekrar söylüyorum, kararı alındı, uyacağız. Ama bunu sağlıklı bulmadığımı söylüyorum. Bunu bir suçun sorular kabul etmezler inşallah. Yok etkilenmeyecek, işini yapacak. Biz bugün de aynı şey, biz gol yedik, hiç gol beklemiyorduk. Dediğim gibi yedik, devam edeceğiz. İşte ne bileyim, sahaya koydum, oyuncu oynayacak. Bu tip programlar olduğu için söylemek, bunu mazeret olarak kullanmak için bir doğru olmadığını söylüyorum. Yani eşit davranıldığını düşünmüyorum ama yani onun bilemiyorum. Ben Yusuf Bey'e bir ara demiştim bana Ankara'da seçimde bir sıkıntı olduğumu ararsın diye. Aramama gerek yok. Şimdi sizin aracınızda söylemiş oluyorum. Ya bu tip yanlışlar olduğu zaman bir şeyi sizin kanalınızda söylemekte yarar var. Çünkü ikili konuşmalar başka türlü yorumlanabilir. Gençlerle oynamak, genç yaşlı ayrımı yapmıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Maçın durumuna göre, ihtiyaca göre, oyuncunun vereceği performansa göre oynatıyoruz. Yani tabii üst üste maç oynarken bu zorluklar olacak. Tecrübeli, yetenekli, kariyerli oyuncularımız da var. Onların da performansı üst seviyeye çıkacak. Herkesin formu iyi olunca bu değişiklikler olacak. Oyuncular buna ayak uydurmak zorunda kalacak. Çünkü biz bir takımız. Kimin oynadığından çok oynayanın takım için verim vermesi önemli olan ama hiç oyuncuya peşin hükümlü değiliz. Zaman zaman aksama olabilir. Federasyonla ilgili bir sıkıntımız yok ama aldığı kararlarla ilgili tartışma konusu olduğu için söylüyoruz. Mesela geçen sene hiç bizle ilgisi yokken VAR sisteminde ki VAR'ın görüntülerini veya konuşmalarını dışarıya verdiler. Ama Trabzon maçı ile ilgili, Pendik maçı ile ilgili dışarıya vermediler. Onu niye verdiler, bugün niye vermediler, onlar cevaplasınlar. Ama bize yansıyan tarafı bu. Ama biz o maçları hak ettik, hak etmek meselesi değil. Yani kararlar, kurallar, konuşmalar, tutarlılık olursa güven olur. O yüzden söyledi. Gösteri Federasyon da elinden gelen gayreti gösteriyor. Türk futbolunun kalkınması için sahalar, zeminler, işte planlamalar o kadar iyi çalışıyorlar ki hepsine başarılar diliyorum. Bu arada da
araya gireceğim. Voleybol takımı da başarısını tebrik ediyorum. Hocamıza da işte Montella'ya da hayırlı olsun diliyorum. Unutmayayım onları da. Ya iki şey birden var. Daha önce de söyledim. Biz sezon başında çalıştığımız bir takım vardı. Onun uyumu ve verimi vardı. Şimdi fiziksel olarak iyi olan oyuncu yetenekleri var ama onların da oyun tarzının takıma katkı yapması için o hızla oynaması lazım. Mesela Çemberler iyi bir oyuncu, onu eleştirmek için söylemiyorum ama o da bazen topu tutuyor ve kaybediyor. Şimdi aynı şey orta saha Salih için de geçerli, aynı şey Amir için de geçerli. Yani şimdi Amir, Salih, Getson uyumu vardı. Ona Çemberler'in mi, başka bir oyuncu mu, Ege mi, başka bir oyuncu mu, o duruma göre değişecek yani. Aynı şekilde Raşit Gezal iyi bir oyuncu, top ayağına yakışıyor, iyi top kullanıyor ama daha çabuk oynadığı zaman oyun hızlanır. Aynı şey Cenk için, oyun akıcılığı ne kadar gelişirse, hareketlilik ne kadar olursa, aynı şekilde Abubakır için de sürekli oynayan oyuncu, o da yoruluyor, o da top kaybı yapabiliyor. Yani hiçbiri mükemmel değil ama hiçbiri de kötü futbolcu değil. Verimleriyle orantılıdır, o yüzden maçına göre değişir. Yani biz şimdi Raşit Say'la Mülakay'ı sağa solda oynatıyorduk. Bugün tamamen farklı oynattık. Orta sahada da bir farklı oyuncu aldık. Buna alışacağız. Ama fiziksel performansı, genel oyun verimi iyi olduktan sonra takım içinde de birbirini tamamlamak çok önemli. İşte bugün o top değişimleri, oyuncuların hareketli olması, öyle pozisyon var ki yani işte atacağı pozisyonları yakaladık. Mesela Raşit'in de vardı net pozisyon ki sol ayağına geldi. Pas verebildi, vurabildi, gol oldu mu daha iyi. Bir de asist yaptı mı sahanın yıldızı oluyorsun. Bu ayı var. Bu tip oyuncular işte bugün şey Alex gibi yani Salih de çalıştı, Amir de çalıştı. Yani ben oyunculardan memnunum niyet olarak ama daha yukarı çıkabilirler mi onu tabii konuşuyoruz. Oyuncular da konuşuyoruz. Ama tempomuzda, topu iyi kullanmamızda, top kaybını azaltmamızda bizim için önemli olaylardır. İkinci sorudan başlayayım. Çünkü bizim oyuncularımız ve onlar bizi ilgilendiriyor. Rep için kariyeri, yeteneği benim için önemli. O da kendi de biliyor bunu ama verim de çok önemli. Takıma uyum da çok önemli. Orada biraz zamana ihtiyacı var. Bekleyeceğiz. İyi olursa yerini alacak. Bize de katkı yapacağını düşünüyorum. Aynı şey yani onun için de geçerli. Hatta sahaya giren, oynayan oyuncular için de geçerli. Değişimler bazen sayı fazla olup hızlı olduğu zaman oyuncu kendine bir yer edinemediği zaman onun da kırgınlığını yaşıyor. Bu doğal bir şey. İşte biraz sabırla alışkanlık haline dönüştürüp düzeltirsek iyi olur. Rep için oyunculuğunu tartışmıyoruz. Takıma katkısı yapıp yapmayacağını göreceğiz. Yaptığı zaman başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz takım esaslı oluyoruz. Oyuncuları da zaten o yüzden aldık buraya. Orada hiçbirine peşin hükmümüz yok. Yeter ki oynasın. O da devam edecek. Diğer konu çok uzun söyledim. Konuyu anlattın. Ben zaten o konuyu kapattım. Konuşacak hiçbir şeyim yok. Hayırlı olsun diyorum. Demin de söyledim. Federasyonun aldığı kararı, her türlü kararına saygı duyuyorum. Ne olduğu ile ilgili hiç konuşacak bir şey yok. Ne olduğunu bizden daha iyi. Siz biliyorsunuz. Konuşarak hiçbir şeyin çözümü olmayacağını, sağ zeminlerinin iyi olduğu, organizasyonların iyi olduğu, futbol kültürünün yerleştiği, futbolcuların yetiştirildiği, ekonominin dengeli kullandığı bir sürü konuda kulüplerin kurumsal yapı yerleştirdiği yerlerde ki bu konularda yayıncı kuruluş Ersun Hoca da birkaç tane açıklama yapmıştı. Katılıyorum ama suçlama üzerine biz gündem üzerine konuşuyoruz işte. Şenol geldi gitti, işte Kons geldi gitti, Montella geldi gider gitmez önemli değil. Başka böyle ki niye oldu, niye bu? Herkes sevdiğine ve sahip olduğu kişiye orada olmasını istiyor. Tekrar söylüyorum, geldiğim ikinde o takım benim değil, bizim takımımızdı. Ben yine aynı şeyi bizim takımımızdı ama hiç işine karışmayacağım. Fikrimi de açıklamayacağım. Madem sordunuz, burada kapatıyorum. Çünkü ben 55 senedir konuştum Türk futbolu ile ilgili. Bugün bakıyorum ki futbolun yönetenler, sahipleri o daha iyi bildiği için ben onlardan fikir bekliyorum. Teşekkür ediyorum.